Şu an Trabzon'da Yomra ilçesindeyiz, Gençlik Merkezi'ndeyiz. Teknofest'in ikincileriyle birlikteyiz. Bu görmüş olduğunuz küçük bir projeyle neleri başardıklarını Ali Paşa ve Büşra'dan dinleyeceğiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Büşra Kalyon, Trabzonluyum. Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Ben de Ali Paşa Öksüz, Katıyon İlgi Eğitim Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de Trabzonluyum. Yanımızda iki kişi buradayız. Ancak toplamda 6 kişiyiz. Onlar da belli sebeplerden dolayı okulumuz tatil olduğundan dolayı yerine gitmek zorunda kaldılar. Diğer 4 arkadaşımız ise Beyza Uflaz var, çoğunlukla kendisi. Mustafa Turukan, ikisi elektrik elektronik mühendisliği öğrencileri. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Yunus Gürbüz arkadaşımız ve makine mühendisliği öğrencisi Aleyna Öztürk arkadaşımız da bizler aynı takımdaydı. Toplamda 6 kişi. Evet, 6 kişilik bir ekip. Bakalım dinleyelim neler çıkacak. Bu ne diye sorayım ben öncelikle. Kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. Bu elimde tuttuğum şey bir model uydu. 8 senedir yapılan TÜKSAT modeli yarışmasında bir fiil katılıyoruz. Ben açıkçası 3. yılım, şu an 1. yılı. Takımımızda zaten 3 yıldır deneyimle ilk defa katılmış arkadaşımızla yarı yarı paylaştırmıştık. Bu bir model uydu. Bunun görevleri, TÜKSAT'ın bize verdiği bir isterler var. Bu isterleri tüm görevleri yerine getiren modeli tasarladık. Bunu işte geçen seneki tasarımlardan bayağı farklı bir şekilde bir TÜKSAT tasarımında tasarladık ki bu bizim hem yarışma alanı hakemlere karşı hem de bizi çok daha fazla geliştiren bir tasarım oldu. Çünkü böyle bir tasarım üzerine yoğunlaşmamız. Bu model uydu ne yapıyor tam olarak? Onu soracaktım. Neler yapıyor bu küçücük şey? Bunun üzerinde belli sensörler var. Bunlar, bu sensörler basın sensörü, sıcaklık sensörü, duruş bilgisi sensörü, GPS sensörü, başka üzerinde bir SD kartı var. Üzerindeki tüm veriyi üzerine kaydedebiliyor. Bu şekilde ve üzerinde çeşitli vericiler var. Telemetri verisini aktarabiliyoruz aşağıya. 2.4 GHz'de Wi-Fi bağlantısı yapabiliyoruz üzerine video atabilmek için. Bir GPS alıcımız var üzerindeki antenler. Üzere. Bir de kamera verisi var. O da bu yarışmada 700 metre fırlatılıyor. Oradan aşağı düşerken canlı video verisini biz aşağıdan başarılı bir şekilde izleyebiliyoruz. Onun için bir vericimiz var. 4 farklı anten var bu küçücük şeyin içinde şu an. Ve tüm yarışmada da tüm görevleri başarılı yerine getirildi. 115 ayrı takımdan bahsediyoruz. O takımların önüne geçebilen şey neydi aslında? Öncelikle tecrübeliydik. Çünkü takımımızda 6 kişiyiz. Üçümüz 3 senede katılıyoruz. Üçümüz ilk senesinde hem tecrübeli hem de yeni arkadaşlar sayesinde heyecanlıydık diyelim. Yani farklı bir şeyler tasarlamak istiyorduk ve o tasarımımızı ekleyecek deneyimimiz de vardı. O ikisini çok güzel bir şekilde harmanladığımızı düşünüyorum. Yani böylece böyle bir model uydu değil de model küpüydüye artık dönüştürdük gerçekten. Hakemlerimize geri dönüşüne göre de yarışmayı bir üst seviyeye taşıdık artık. Ki yani bir Şampiyonlar Ligi'ne çıktık yani bir arkadaşımızın bize dediğine göre. Yarışmayı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık. Bunun sayesinde ön plana çıktık. Yani önemli olan deneyimiz ve farklı şeyler deneme isteğimiz diyebilirim. Ne kadar süre uğraşıldı bunun özelliğinde? Bunun tüm tasarımı normalde yarışma 8-9 ay sürüyordu. Ama ancak bu sene Teknofest bildiğiniz üzere daha erken yapıldı. Bundan dolayı 5 ay süre içinde yaptık. Bu 5 aylık sürenin içinde tüm tasarımı sıfırdan tasarladık. Yani deneyimli arkadaşlar yani iki yıl önceki tasarımdan tamamen farklı bir şey tasarladık. Tasarım full bize aitti ve sıfırdan tasarladık. Üzerindeki PCB donanım kartını yine ben ve Beyza arkadaşımla beraber bir ay içinde çok bir ay bu iş için çok kısa bir süre onu tasarladık. Bu şekilde. 6 kişinin bunun üzerindeki görevlerini sıralamanızı istesem sayabiliyor musunuz? Uçuş yazılımında Mustafa arkadaşımızla ben birlikte çalıştık. Mustafa daha tecrübeliydi. Bana hem öğretici oldu hem de ben Mustafa yardımcı olduğum gibi bir görevim vardı. Aleyna arkadaşımız mekanik tasarımını yaptı. Bir de bunun aynı şekilde bu telemetre aktarımı, video aktarımı yaptı. Bir yer istasyonu oluyor bilgisayar kurulu. Yunus arkadaşımız da bir yer istasyonu ile ilgilenen kişiydi. Elektronik kısmında da yani donanım kartı ve tüm sistem tasarımını ben de Beyza Uflaz arkadaşımız beraber yürüttük. Burada da yine bir usta çırak ilişkisiydi. Ben deneyimliydim. Beyza ile beraber o tarafını geliştirdik. Yani sistem tasarımı, üretim tarafı, üzerindeki kartın tasarımı, sıfırdan kendimiz tasarladık.
Bundan tasarımı full design. Müthiş bir emekten bahsediyoruz aslında ve 6 kişilik bir ekibin belki de gece gündüz çalıştığı evet. bir süreçten bahsediyoruz. Teknofest nedir? İkinci olmanın önemi nedir? Biraz da bunlara değinelim dilerseniz. Gerçekten gece gündüz çalıştık açıkçası. Yani arada Ramazan girdi, yani aç karnına, yani sabah 8'de geldi. İftara kadar çalıştık, iftarda bir yemek yiyip bir saat sonrasında geri çalışmaya geri döndük. Yani ben Londra'da oturuyorum, akşam son dolmuşta evime gidiyordum. Yani anneme babama zaman ayıramadığım zamanlar oldukça oldu. Teknofest ikinci olmak ise, yani Teknofest insanlara şey sunuyor. Bir yapabileceğimiz bir şey gösteriyor. Yani bir hedef veriyor sonuç olarak. Çünkü böyle bir şey var ve bunu yap. İşte tüm model yarışması gibi onlarca, yüzlerce yarışma var işte. İHA'nın sunu, diğer farklı yarışmalar olsun. İşte biz de uzay alanında alakalı insanlar olarak, meraklı insanlar olarak bunu yapalım diye. Bize bir, belli bir isterler veriyor. Tabii bunun yanında beraber destek veriyor. Hem teknik hem de maddi destekler olsun. Bunlar sayesinde bize bir hedef veriyor ve o hedefi başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz. Ve sonrasında yapabileceğimiz çok daha farklı alanlar olduğunu keşfedebiliyoruz. 6 kişi yani dünyayla aynı standartlara, aynı bilgi düzeyine yavaş yavaş kendini çekiyoruz açıkçası. Bu 6 kişi Elbaş arkadaşımızın öncülüğünde bir araya geldi. Alt sınıflardan da özellikle almaya dikkat edilen ekip arkadaşlar ki öğrenelim ve bayrağı biz denk alalım diye. Bizim için de gerçekten çok öğretici oldu. Yani biz ikinci olduk falan diyoruz ama finale kalmak bile bizim için çok büyük bir şey. Yani finalist olmanın sevincini yaşadık. Ardından ikinci olmanın sevincini yaşadık. Güzel bir deneyim bizim için. Bir arada da ekip işinde uyumlu olmak da çok önemli. Ve birbirimize çok uyumluyduk. Hiç kimse bir sorun çıkarmadı. Herkes birbirine öncelikle üst eğitimi, üst düzeyde olan arkadaşımız da çok sabırla bir şekilde öğrendiler. Birinci sınıfım ama şu an bayağı şeyleri, birinci sınıfın daha üstündeki bilgileri öğrenmiş olduk sayesinde. Ve yani farklı alanlarda olduğumuz için birbirimizin alanlarına da artık biraz hakim olmaya başladık. Yani Paşa arkadaşımız da bilgisayar alanında, mekanik alanında daha fazla bilgi edindi. Ben de aynı şekilde onların alanında bilgi edinmeye başladım. Yani hem birbirimizi de besliyoruz, hem öğreniyoruz da. Güzel bir süreç bizim için. Öncelikle Yomra Gençlik Merkezi'nin, Trabzon İlgi Spor Gençlik Merkezi'nin bize destekleri çok oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yomra Belediye Başkanı'nın da desteği oldu bize. Onlara teşekkür ederiz. Gerçekten onlar sayesinde işlerimizi kolaylaştırdılar. İmkanlara erişmemizi kolaylaştırdılar. Başka ne diyebilirim? Ne hissediyorsunuz? Ne hissediyoruz? İkinci olduğumuz Teknofest'te aylarca emek verdiniz. Bir şeyin karşılığını alabilmek de evet. Ayrı bir mutluluk kaynağı olsa gerek. Sizin hisleriniz neler? Yani ikinci olduktan sonra daha böyle motive oldum açıkçası. Derslerime karşı olsun, yeni projelere karşı olsun. Hiç şey olmadım, bitti, ikinci olduk falan, rehavete kapılmadım. Daha çok artık ne yapabiliriz diye plan yapmaya, işte araştırmalara başladık. Bizim için çok motive edici bir şey oldu ikinci olmak gerçekten. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Ben son olarak neler isterim? Az önce sorduğunuz soruya cevaplamak istersen, yani bundan sonraki mezun olabilirsem Haziran'da mezun olacağım. Yani okulum bir sene uzadı ama. Artık ilanlara başvururken deneyimli mühendis arıyorlar. 200 senelik dönem mühendis ve ben Haziran'da mezun oldum. Onlara gönül rahatlığıyla başvurabiliyorum. Çalıştıkları mühendislerle aynı kalitede. Bu işi 3 senede yapınca piyasadaki çalışan bir şirketle aynı işi yapabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Ve birçok yerde karşılığını gördüm açıkçası. Gerçekten bir deneyimli mühendis kendime böyle şey, bu tarz konuşamıyorum. Yani ona biliyorum artık. Bu şekilde yani bizim Müşra'nın da dediği gibi bizi bu yolda destekleyen insanlar olmasaydı yani biz bunu yani teorik olarak başarıyla yapmak kolay ama sonrasındaki arka planda yürüyen işler asıl mühendislik. Yani mühendislik sadece teorik olanı, pratik olanı yapmak değil, arkasında hem maddi olsun hem manevi hem sürecin yönetimi olsun. Bunlar konusunda da bizlere yardım sağlayan insanlar oldu. Yani Müşra'nın dediği gibi ben yani gençlik spor il müdürlüğüne olsun, Yomra Gençlik Merkezi'ne olsun. Yomra Belediye Başkanımız olsun, bunlara yeniden teşekkür ederim. Yani bunlar sayesinde bu mühendislik işi ortaya çıkabildi. O şekilde gençlere diyebileceğim, artık yaşlandığım yerde. gençlere diyebileceğim şey de yani
yapıyoruz, oluyor. Yani yapınca gerçekten oluyor yani. Her zaman yapmaya çalıştığında. Yani bizlere ya da yapan insanlara ulaşmaya çalıştığında. Çünkü hani bana biri yardıma geldiği zaman ben ona her zaman yardım etmek istedim. Ve çevremdeki gene deneyimler de yardım etmek istiyor. Ama bazen gelmiyorlar. Yani bizden utanıyorlar ki ben de öğrenciyim yani. İş bir şey değilim şu an. Yani insanlara gelmiyor, insanlara konuşmak, insanlara iletişime geçmekten korkmasınlar. Ki ancak bu işler böyle böyle oluyor. Yani ben bu işe ilk başladığımda mesela 3 sene önce ilk yarışmaya ben 3 sene önce başvurdum. Orada pandemi dönemiydi. Dedim acaba yapabilir miyim? Ben evde yatıyordum yani okul şeydi. Yatıyordum acaba yapabilir miyim dedim. İlk senemde de derece almıştım yani açıkçası. İlk senemde 3. olmuştum. O yüzden hani yaptığımı görünce üzerine de koydum. Geçen sene de katıldım, bu sene de katıldım. Çünkü bir şeyler yapabiliyordum. Ve aynı işi tekrarlamadan her sene farklı bir iş. Aynı isterler ama ben üzerime geçen sene bir deneyimi koyup daha farklı şeyler ekleyerek çok daha farklı bir şey yaptım. Ve 3 yılın sonunda bu gerçek bir, yani bir küpü diye evrildi. Ve bundan sonraki süreçlerde de yani ülkemizde çok çok yeni bir sektör, küpüydü şirketleri olsun. Yani bu şirketlere öncelik yapmak, bu şirketlerle beraber çalışmak. Yani sırf bu yarışmadan çıkan şirketler var. Sonrasında şirket kurmuş ve gerçekten ödüğü fırlatacaklar yakın zamanda. Yani o şirketlere çalışmak ya da o şirketlere rakip olabilmek bizim için çok, bu yarışma bizim için çok heves edici, motive edici. Şu an tamamen bu haliyle 700 metreye bir roketle beraber TÜRKSAT'ın bize sağlamış olduğu bir roketle beraber 700 metreye fırlatıldı ve 700 metreden aşağı paraşütüyle beraber yere başarılı şekilde iniş yapabildi ve üzerindeki sadece buradaki çizikler var açıkçası. Onun dışında bir şey yok. Tabii bu yarışma için tasarlanıyor. Ancak birkaç mekanik değişiklikle beraber uzayda çalışabilir duruma getirilebilir. Gerçek bir uydunun görevini yerine